Abi neden midye? Ege'nin incisi abi. Akçay'da başka mı oluyor midye? Başka oluyor abi. Çok güzel abi. Siyah inci. Öyle mi? Evet, Ege'nin siyah incisi abi. Eyvallah. Önce hayırlı işler dilerim. Nasıl işler? Çok şükür ama yine çok şükür diyoruz. Öyle güzel iş yok. İş yok abi. İş bitti. İş yok. Belki bayağı da kalabalık ama. Bayağı kalabalık da millete para yok abi. Harcayacak para mı kaldı millette? Soydular abi, soydular. Valla ben hiç midye sevmiyorum aslında. Sevmiyorsun. Yok. Ama midye cebi de bakarken gördüm ben seni geçiyordun ha, baktın. Öyle bakıyordum. Açık abi. Şey. Yani sevmiyorum ben aslında. Aynen ama böyle dikkatimi çekti, bir bakayım yedin dedim. Mi yedin mi? Yok, yemedim. Ama yemeden bir şeyi sevmiyorum demek. Böyle şey geliyor, görüntüsü kötü geliyor bana. Valla ben bayılırım. Nasıl yani, adam beyaza boyayım mı? Yani yapacak bir şey yok. Peki ailenden sevmeyen var mı veya seven var mı? Seven var. Yiyorlar yani evdeki. Ben otursam şimdi 200 tane yerim. Valla abi 200 tane yiyemezsin bence. 20 İhtiyar, tane falan yer. İhtiyaya girelim mi? Neyine gireceğiz ki? Bence evet. Yiyemez ama 200 tane yenmez ben ya. Ben yiyemezsem ben ödeyeceğim parayı. Yersem sen ödeyeceksin. Yok, kabul yok. Değil. Oldu, teşekkürler. Denizden ne çıksa yiyoruz yani. Babam çıksa yerim diyor. Ya babam midye olsa babamı yerim. Öyle ya, adam demiş, biz demedik ne yani, atalarımız demiş. Midye mi? Üniversite öğrenciliğinden beri. Nerede okudun? Tabii İzmir'de ilk tattım yani. Böyle çok güzel bir aperatif ya. Hocam hemen şimdi abi buyur. Şimdi madem İzmir'de okudun, İzmir'in çeşitli yerlerinde midye var. Hangi yörenin midyesi daha lezzetlidir? Ya üniversite öğrencileri genelde Alsancak Cami durağı vardır. Orada çok güzel bir sıcak midyeler çıkardı. Orada o midyeyi alıp kordonda çimlerde yemek büyük bir keyifti tabii. Ama şöyle bir şey var, zaman ilerledikçe bence Edremit de oralarla yarışacak noktaya geldi. Biz zaten ustamızı seviyoruz burada. Öyle yani. Müşterisin herhalde. Tabi. Bak. Heh, gerçek bir midye sever işte ya. Evet kardeşim. Neden Akçay, neden midye? Abi bu göbek midye göbeği mi? Değil değil. Ben midyeyi sever de midyeyi bozar midye, onu bilirim. Pardon abi, bir bozmaz daha abi. Ben midyeyi bozduğunu bilirim. Ben bozdum da anladım zaten. Bir öyle olay başıma geldi benim. Oo, zehirlenmişsindir bu. Evet evet, zehirlendim. Çok midye yedim, zehirlendim. Bağırsaklarım bozuldu. Onu iyi bilirim. Ben de öyle şeyde bir midyeciyim. Abi sen ne yaptın midye? Çünkü çok güzel. Yani seviyorum. Seviyorsun. Evet. Bir oturdun kaç tane yersin? 10. 10 tane? Evet 10 tane. Değil mi abi, bırak bu gövdeye. Abi yani bu gövdeye 10 tane. Bak ben bu halimden 200 tane yerim. İhtiyaya girelim mi? Tamam. 15 olsa 15. 15. Yine yetmez. Çık çık. 20. Çık çık. Oo. Bak ben ne diyorum? Ben 200 tane yerim. 25 olsun mu? Hadi kurtar. Hadi idare eder. Tamam. Hadi teşekkürler. Eyvallah. Neden Akçay, neden midye? Ya turistik yer olduğu için, onun için geldik buraya, denize geldik. Ha. Gezmeye geldik. Bir de midye güzel yani, bizim Mardinler yapıyor, hemşeriler yapıyor onun için. Hemşeriler yaptığı için mi güzel, güzel olduğu için mi güzel? Yok, hem hemşeriler yaptığı için hem de yani lezzetli, seviyoruz. Peki yurt dışında yeme imkanınız oluyor mu? Var, orada yapan var yani. Türkiye'den mi geliyor? Türkiye'den değil, yok, oranın denizinden çıkartılıyor. Neredesiniz yurt dışında? Belçika'da. Yani orada da çıkıyor midye? Evet. Yani peki bizim... Bu kadar yani yoğunluk yok. Ama var yani, tek tük yerlerde var yani. Peki bizim kadar lezzetli mi? Bu kadar lezzetli değil, yok. O neden kaynaklanır acaba? Bilmiyorum, oranın denizi biraz daha kirli herhalde, ondan olabilir yani. Evet. Olur, teşekkür ediyorum. Şeyde rica ederim.